Yeni bir haftadan herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel bir haftada yine sizlerle birlikteyiz. Güzel dilek ve temennilerimizi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Tabii hafta sonu biraz böyle yaz gelmesiyle birlikte işte böyle dışarıda daha fazla vakit geçiriliyor. Birazcık daha günler uzadığı için daha böyle keyifli vakitler geçiyor. Biraz da tabii havalar da ısındı. Özellikle sıcak havalara dikkat edelim diyelim. Gerçekten çok önemli bir konu başlığıyla hafta başında sizlerle. Çok çok önemli gerçekten de özellikle sigara içenler, sigara tüketenler diyecekler ki yani bırakamıyoruz bir türlü bırakamıyoruz istiyoruz ama bırakamıyoruz defalarca denedik ama bırakamıyoruz ya da nasıl bırakabiliriz? Ee, hiç sigaraya bulaşmamak ya da mesela bana çok fazlası soruyor sigara kullanıyor musun? Hayır dediğimde yeni mi bıraktın? Mesela benim gibi hiç hayatında sigara kullanmamış olanlar. Sayı olarak az mıyız bilmiyorum ama Bugün çok önemli bir konuğum bizlerle birlikte Kadir Dikici Bey kendisi Türkiye Sigara ile Savaş Derneği Konya Şube Başkanı Bugün konumuza da dedik ki sigarasız bir yaşam, kaliteli bir yaşam. Hepsini detaylıca konuşacağız. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Ediyorum. Sağ olun, senem. sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir konu başlığı. Özellikle son dönemlerde evet. çok fazlası duyuyoruz sigaraya yapılan zamlar. İşte evet. e, Belki biraz insanları bir nebze de olsa uzaklaştırır mı derken, evet bırakanlar oluyor ama bir tarafta da ne kadar zam gelirse gelsin biz içmeye devam ederiz. Ne yapalım yani bu hayat pahalılığında deyip devam eden bir grup da var. Hepsini konuşacağız. Tabii biz sizi çok iyi tanıyoruz ama öncesinde biz sizi tanıyarak başlayalım hemen. Kadir Dikici, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şubesi'nin başkanlığını yapıyorum. Yaklaşık 22 yıldır sigarayla mücadele ediyorum. Derneğimiz Türkiye ismini meclis kararıyla almış kurumsal marka bir dernek. E, biliyorsunuz Türkiye ismini her dernek kullanamıyor. Evet. E, Türkiye'de 5-6 e, tane şubesiyle çalışıyoruz. E, işte, sigarayla mücadele etmeye devam ediyoruz Sibel Hanım. Evet. evet. Ya tabii ki bu mücadelede her gün birkaç kişinin geliyor olması bile aslında çok güzel. Yani bir anda herkes sigarayı tabii ki bırakamıyor ama ee, özellikle son dönemde COVID zamanında sigarayı bırakanlar oldu. Ne bileyim böyle çevresinde işte Allah korusun sigaradan hayatını kaybeden insanları görenler bırakıyorlar. Görüyoruz. Yani belki birçok kişi şunu sorabilir. ya yani Biz evet sigarayı tüketiyoruz ama içmek de istemiyoruz ama bir türlü de bırakamıyoruz. Herhalde en çok size gelenler bunları çok fazlası söylüyorlardır. Evet. Şimdi Sibel Hanım e, yani sigarayı bırakmak e, hakikaten yani... Ben hep tüm konuşmalarımda yıllarca hep olumlu konuşmuşumdur. Yani olumsuz hiçbir şey konuşmam. Çünkü olumlu düşünce kadere bile olumlu yansıyor. Evet. Onun için biz olumlu düşünürsek e, birçok şeyin olumlu geliştiğini göreceğiz. Yani sigarayı bırakmak isteyenler şu anda yani sigara zamları da zaten e, inşallah yani caydırıcı özelliği var diye düşünüyorum. Çünkü birçok insan şu anda içtiği sigarayı azaltma yönüne gitti. En azından azaltma yönüne gitti. Yani sigarayı bırakmak sadece, sadece niyeti alıyorsunuz, adım atıyorsunuz. Yani bu kadar kolay, bu kadar basit. Asla, asla sigarayı bırakmak zor değil. İşte e, şu saatte bizi ağırlıklı dinleyen hanımefendi, e, kardeşlerimiz özellikle e, bu saatlerde çok Kontev'e seyircisinde var. Yani eee isterlerse şimdi deneyebilirler. Yani hayırlı işlerde acele ediniz diyor ya peygamberimiz. Yani bizim e, sigara sağlığa her noktadan sıkıntılı biliyorsunuz. Yani e, şimdiden şimdiden bir deneyeyim bakayım. Yani defalarca denesinler de, de hep denesinler ne kaybederler ki? Yani ama bir gün mutlaka başaracaklar. Yani sigara e, e, şöyle söyleyeyim. Sigara Amerika'da uzun yıllar önce Amerika'da Amerika'dan Avrupa'ya Avrupa'dan da diğer ülkelere taşınan ticari bir meta olarak kullanılan ve bakılmış ki para kazanılacak bir sektör olunca bunun artırla 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 bunun artırırken de psikolojikman insanların bilinç altlarına baskı yapa yapa insanları sanki sigarayı bırakamaz, bırakırsa stres sıkıntı olur işte gerginlik yaşar eşiyle çocuklarla kavga eder gibi böyle hep yalancı ve boş sözlerle de insan psikolojisine böyle baskı yapa 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 bugünlere kadar getirmişler. Halbuki bugün sigarayı bırakan gerçekten başaran yani çok insanımız var şu anda ve e, hakikaten çok zor olmadığını kolay olduğunu bunun bu kadar bırakılacak bir şeyin bu kadar kolay olduğunu bilseydik yıllar önce bunun kahrını çekmezlik diyenlerin sayısının her geçen gün arttığını kaldı ki kaldı ki sigarayı bırakmanın da bulaşıcı olduğunu sigarayı bırakanların sayısı arttıkça o e, hayırlı ve olumlu noktada adımlar atıldıkça o halkanın da insanımıza ülkemize şehrimize ülkemize yani bunun halka halka yayılacağı e, da dikkate alınarak kesinlikle adım atılmalı. Çok evet. kolay yani. Zor değil. Asla Yeter zor ki istemek değil. lazım. Aslında şey oluyor Tabii galiba. Öyle. Mesela evet. Ramazan ayında mübarek Ramazan ayında akşama kadar insanlar içmiyorlar. Bunu ve... neyle evet. bunu neyle açıklayabilecekler? Yani Rabbim bize iki gün hiç aralıksız Oruç tutacaksınız emretseydi biz eminim iki günü oruç tutardık ve evet. iki günde sigara asla içmezdik yani değil mi? Evet yani hani o evet. süreçte işte hiç sigara içmeden durabilenler olabiliyor. Yani, hani işte biraz iş sinirleniyorum biraz gergin oluyorum diyenler için de yani belli bir zamandan sonra o duygu da yok oluyor tabii. aslında. Biraz psikolojik onlar, oluyor onlar hep işte e, sigara firmalarının hı hı. insanların üzerinde psikolojik baskıları e, boş sözler ama işte e, biz her zaman her programda söylüyorum. Yani sigarayı bırakmak şurada önümüzdeki dereyi atlamak kadar kolaydır. Önümüzde büyük bir nehir yoktur. E, karar verin ve adım atın. Bu kadar kolay yani. Aslında bu kadar kolay. Evet, Yeter aynen. ki istemek lazım. Tabii, ki öyle, tabii ee, ki öyle. Özellikle mesela benim sigarayı bırakan arkadaşlarım şunu çok söylüyorlar. Ya ne kadar kötü kokuyormuş. Yani içerken biz bunu fark etmiyorduk. Evet. Mesela bazen sigara içilen ortamlarda ben çok fazla bulunmamaya çalışıyorum. E, ama bulunmak zorunda kaldığımız yerler olduğunda da yani üzerimize sinen kokusu, işte saçımıza sinen kokusu. Yani gerçekten bunu içen insanlar acaba hiç mi hissetmiyor diyordum. Sonra sigarayı bırakan arkadaşlarımla konuştuğumda ya biz içerken gerçekten anlamıyormuşuz. Evet, evet. Bırakınca sigara içilen bir ortama girdiğimizde inanılmaz sanki böyle zehir yayılıyormuş gibi hissediyoruz diyorlar. Evet şimdi sigarayı bıraktıktan sonra zaten yani bıraktıkları andan itibaren ağız kokularında kaldı ki dil mukozasını e, nikotin ve diğer maddeler dil üzerindeki mukozayı kapattıkları yani hava deliklerini kapattıkları için e, o sigara Bıraktıklarında 2-3 gün içerisinde sadece 2-3 gün içerisinde e, hava delikleri açılıyor. Ondan sonra içtiğiniz suyun tadını dahi alıyorsunuz. Yediğiniz yani bugün salatalık yiyip de ya ben çok özür yani ben kabak tadı alıyorum diyen insanlar var. Çünkü tat duygularıyla ilgili hiçbir şey yok. Yani tamamen evet. tat e, alamıyorlar şey i̇şte kilo alma problemleri öyle yaşanıyor çünkü artık yiyip içtiğiniz her şeyden orijinal tadını ve lezzetini alıyorsunuz kaldı ki e, sigaranın en büyük problemi e, biliyorsunuz nikotin nikotini yani Rabbim bizim bedenimizi yaratırken bedenimizde aldığımız gıdalar da e, gıdalar da bedenimizin ihtiyacı olan nikotini Rabbim bizim ee, bedenimize zaten onu yerleştirmiş. Biz onu nikotin ihtiyacımızı çok rahatlıkla alabiliyoruz. Nasıl ki gözlerimizin böyle güzel gördüğü, kalplerimizin güzel duygular hissettiği, yani ellerimizin, ayaklarımızın ne kadar mükemmel bir e, dizayn içerisinde nasıl Rabbim bizi yaratmışsa nikotin ihtiyacımızı da evet. kendi bedenimizden karşılayacak şekilde aldığımız gıdalardan o Eksiği tamamlayacak şekilde var etmiş kaldı ki nikotin ihtiyacını o ihtiyaç işte duramıyorum yapamıyorum gibi böyle o ihtiyacı da dışarıdan ithal ediyoruz. Halbuki dışarıdan kestiğimiz anda çok rahatlıkla çok rahatlıkla o ihtiyacın kendiliğinden nasıl var oluş olduğunu göreceklerdir yani. Evet. Dayanılmaz Peki, bir şey değil yani. Şöyle baktığımızda yani çocukların özellikle ben tabii ki çok çok üzülüyorum. Artık sigara evet. içme yaşının daha erken yaşlara düştü diyebilir miyiz? Ya işte e, bunu hep söylüyoruz ya bu memleketi topla tüfekle darbelerle ekonomik darbelerle elde edemeyenler şimdi bu ülkenin çocuk ve gençlerine göz dikmiş vaziyetteler. Bu ülkenin çocuklarını ve gençlerini ne kadar hem ahlaki noktadan hem böyle e, maddelerle e, onların niyetleri bu ülkede çocukların sigara içme yaşını daha altlara çekip çocukları başka maddelerle tanıştırıp bu milletin ve ümmetin çocuklarını e, düşünemez, üretemez e, hale getirip aynen Avrupa gençliğine yaptıkları gibi bu milletin çocuklarını ve gençlerini hedef tahtasına koydular ve o amaçta, o doğrultuda çalışıyorlar. Yani e, bizim derdimiz ne? Biz bu memleketin e, çocuk ve gençleri bu illetlere başlamasın, daha başarılı olsun e, ülkemizin geleceği diye biz onlar için çabalıyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz. Onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Onun için yani... Ee, orada çocukların sigaraya baş, daha küçük yaşlarda sigaraya başlatılmasının altındaki o, bu ülke için e, planları olanların tamamen çalışmaları inşallah bizde bu çalışmaları görüyoruz, aktarıyoruz, e, uyarıyoruz yetkilileri daha bu konularla ilgili hassas hı hı. olmaya davet ediyoruz. Yani e, biliyorsunuz sadece. Bizim gibi derneklerin çalışmasıyla bu işlerin olmayacağını hepimiz biliyoruz. Evet. Yani biz bu mücadeleyi daha daha artıralım. Bizim bu mücadeledeki bizim gibi insanların sayılarının artması, bu konularla ilgili ilgili kurumların daha bu konularla ilgili hassasiyetin artması, mesela çocuklara sigara satışları hala devam ediyor. 18 yaşından önceki Çocuklar Normalde hala... Normalde yasak aslında değil mi? Yani yasak. 18 yaş altındaki yani çocuklara sigara satışı Hapis cezası satışır. dahi var ama maalesef şu anda gittiğin zaman... Yani Görüyorum ben Yani denetim vallahi. sorunumuz evet. var. İnşallah denetim ekibindeki arkadaşlar bu konularla ilgili daha hassas davranırlar. Yani Hı. inşallah e, yani çok üzülüyoruz yani tablolara. Ya hani anne babalar genellikle çocukların sigara kullanması istemiyorlar ama... Kendi sigara içen anne babalar için çok etkileyici olmuyor aslında. Yani sigara ortamında büyüyen bir çocuk için evet. galiba sigaraya başlamak daha mı kolay oluyor? Böyle bir hani siz ailelerle karşılaşıyorsunuz. Ya karşı Şöyle söyleyeyim tabii ki yani e, o çok da fark etmiyor. Yani çocuklar genellikle ortaokullu ortaokul sonlarında ve lise başlarında sigarayla daha netleşiyorlar. Yani o bocalama devrini ortaokul sonları ve lise başlarında daha çok netleştiriyorlar çocuklar. E tabii ki yani çevresinde illaki babasının anasının işmesine gerek yok. Çevresinde yani tüketim çok fazla. Herkes bunu tükettiği için evet. orada daha şey oluyor. Ee, yani Bir de ikram olayı çok fazla oluyor. Yani mesela hani işte insanlar bir araya oturdukları zaman hatta e, burada Konya'da yaygın mıydı bilmiyorum. Benim çocukluğum Denizli'de geçti. Evlerin salonlarında işte böyle şeker kutuları gibi hani böyle işte şeker ikram ettiğimiz böyle o güzel e, takımların parçalarına sigaralar konurdu. Yani insanlar evet. masanın üzerine sigara olurdu ve ulaşılması kolaydı. Ama tabii şimdi hani insanlar böyle sigara ikram etmiyor ama mesela genelde oturulan ortamlarda ben karşılaşıyorum işte benim arkadaş ortamlarında da işte birbirine sigara ikram etmeler. Mesela ben kullanmıyorum deyince... İçi ver bir şey olmaz demeler mesela hani bu da galiba biraz çok fazla yaygın. Şimdi e, daha önce daha fazlaydı hı hı. ama şimdi sigara ikram etme işi yani neredeyse kalktı bizim bu bölgelerde. Yani şimdi sigara kaynaklı hastalıklardan dolayı kanser hastası olmuş, kanserden ya da kalp krizinden ya da burger kuha hastalığından ölmüş birisinin evine gidiyorsunuz. İnsanlar ne yapıyorlar? İşte orada sigara ikram ediyorlar, Ta, taziye çadırlarında sigara ikram ediyorlar. Şimdi ya adam yani sigara kaynaklı hastalıklardan ölmüş. Yani birazcık kendinize çeki düzen vermez misiniz? Birazcık akletmez misiniz? Birazcık şöyle düşünmez misiniz? Yok yani toplumda maalesef sigarayla ilgili e, ya bunun fiyatı sigaranın fiyatı yani e, Avrupa'da olduğu gibi. Şu anda Avrupa'da sigara fiyatı 150 TL. Oo. Yani tabii bir paket sigara fiyatı 150 civarında o civarlarda net dolar euro şey olduğu için e şimdi Türk yani birçok ülkede Türkiye'de sigara çok ucuz yani. E onun içinde ucuz olunca daha fazla halbuki iki paket sigara için sigara fiyatı çok fazla olsa ya yarım paket içecek ya da az azaltacak yani ya da bırakacak de. ya da bırakacak. Şimdi si, efendim yani sigaraya habire zam konuluyor diyor diye Muzdarip olan arkadaşlara şunu söylemek lazım. Şimdi, şimdi e, sigara kaynaklı hastalıklardan dolayı e, şimdi harcanan paralar e, o hastalıklara daha fazla harcanıyor. E, ne yapacağız? Si sigara içme içenlerin keyfi, içmeyenlerin felaketi olmaması için e, şimdi ne yapacak? Sigaradan alınan vergileri sigara kaynaklı hastalıklara harcayacak. Ya bu evet. şekilde olunca bir terazi, bir denge lazım. Bir denge lazım ya da ya da bizim e, çalışmayı yani hep planımızda olan sigara içenlerin kendi masraflarını kendilerini karşılamasıyla ilgili çalışmalarımız ya da devam edecek. Sigara kaynaklı hastalıkların tedavi masraflarını sigara içenler kendileri ödeyecek. Diğer insanların haklarını ortaya koyabilmemiz için değil mi? Yani biraz caydırıcı yani, olur mu sizce? Tabii ki olur, olur yani. Evet. Olmaz mı? Tabii ki caydırıcı olur. Ya bugün sigaranın fiyatı tanesi 100 lira olsa kim ne kadar içebilir? Tabii daha caydırıcı olur yani. Tabii evet, ki yani. Birazcık daha. Yani 100 lira olsun. Ne yapıyor? evet tamam. Parası çok olan içermiş, içsin yani. Parası olan içsin ama parası olmayan da e, ayda 50 paket tüketeceğini ayda 5 paket tüketsin, 3 paket tüketsin. Yani azalsın yani. Azalsın yani. Evet. Yani daha önce de program yaptığımızda sizin bu sigara içip, yıllarca sigara içip bırakanlar bu biriktirdikleri paralarla birlikte birçok şey yaptılar. Mesela onlardan bir evet. tanesi Hacı'ya gitmişti diye hatırlıyorum. Umre'ye gidenler Ümreye oluyor. Umre'ye evet doğru doğru. Umre'ye doğru. gidenler oluyor. Mesela böyle sizin derneğe başvurup işte ya biz bırakmak istiyoruz. Bunu da işte bir şekilde biriktirmek istiyoruz deyip böyle size gelenler oluyor Olmaz. tabii ki. Görüştüğümüz çok insan oluyor yani telefonla arayanlar da çıkıyor şöyle. Yani biz bu işin yani sigara bırakma işi biraz da ya, tamamen motivasyonla alakalı bir şey. Motivasyon yani e, hani tabiri caizse sigara içenler yani e, sigara aslında sigara içmeyen arkadaşlarımızın birazcık farkında olması gereken konu şu. Zaten bizim de haklarımıza bizim de e, paramıza şey oluyor mesela ortak giderlerden ne yapıyor? Hastalandığı zaman tedavi masrafı az önceki bahsettiğimiz evet. gibi. Oysa gerçekten sigara içmeyenler sigara içenlere sahip sahip çıksa, sevgi dilini kullansa, onları motive etse, motivasyonu bak işte ben ya yani sigara içmiyorum. Çocuklarımla her hafta pikniğe gidiyorum. Yani düşünsenize. Yani şimdi sigara fiyatını çarptığınız zaman ya yani en kötü içen bin lirayı da sigaraya para veriyor. Mesela en düşük sigara ücreti şu an 27 mi? 28 mi? Niye, mi o görmem. kadar fazla mı? 30 olduğunu düşünelim. Yani e, şimdi e, bunu bunu sigara içmeyen herkesin üzerine vazife olmalı. Yani en nihayetinde bu memleketin insanı tamam içiyor, başlamış. Yani e, o da sigara içenler de memnun değil zaten hayatlarından. Herkesin kafasında bir bırakma eğilimi var. Herkes bunu düşünüyor yani. Ama bu konuyla ilgili işte kendilerine bir dokunuş yani bir ya mutlaka sigara içmeyenler yani toplum naz, nazarında düşünmemiz lazım. Biz bir dernek nazarında değil. Evet. Herkes birer ikişer tane komşusuna, komşusunun çocuklarına, arkadaşlarına yani o sevgi diliyle bir adım atsa, sahip çıksa, onlara nasıl söyleyeyim yani birkaç tatlı cümle söylese, motive etse, motive etse bir iki ona güzel şeylerde bulunsa bence birçok insanın bu konuyla ilgili en azından eğilimlerinin daha artacağını ya yani böyle başaracağız. Yani şimdi biz biz toplumsal yani şu anda bu ülkenin yarısı sigara içiyor, yarısı da içmiyor. E şimdi yani bu da bizim insanımız. Değerli, kıymetli, hastane köşelerinde İni günlük sigaraya para ödüyorlar. Yazık günah değil mi? yani Bizlerin bu insanlara gerçekten sahip çıkması lazım. Onlar bizim insanımız. Ne kadar yanlış yapsalar da e, yanlış yapanı biz elimizin tesiriyle itemeyiz ki yani. Onları kazanmamız lazım. Ya onları kazanmak demek bu ülkenin e, ekonomik değerlerini kazanmak demek gibi bir şey yani. Evet. Bugün ülkede düşünün Allah aşkına sigaraya ödenen paraya baktığımız zaman. Aman Allahım yani bir günde sigaraya verdiğimiz paraya bakın bu ülkenin e, ekonomisinden sigara kaynaklı hastalıklara verilen paraya bakalım yani yani kurtuluş savaşı gibi mücadele edilecek bir nokta aslında burası e şimdi yani cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili hassasiyeti ortada nasıl da mücadele ettiğini bu konuda geçen gün yani yüreğine sağlık yani Allah razı olsun. ...yüreğine sağlık... Ee, ...geçenki uzun bir program yaptı yine... E ...şimdi orada konuşmaları... ...baktığınız zaman... ...hep insanımız için... ...hep insanlık için... ...hep canlar için... ...yani şimdi düşünün... ...kapalı alanlarda sigara yasaklamak... ...bir zamanlar hayaldi... ...kimse inanmıyordu... E ...nedir burada... ...hangi görüşe sahip olursanız olun... ...tüm insanlık adına... ...kapalı alanlarda sigaranın yasaklanması mükemmel bir şey yani. Kesinlikle özellikle seyahatlerde. E tabii ki yani. Değil mi? Herkes içerdi rahatlıkla yani, koridorlarda. Siz, siz, burada içiyordunuz diğeri burada yanınızda zehir soluyordu yani. Evet evet. Onun için en azından en azından e, bu konularla ilgili yani hakikaten devrim yaptı kendileri. E, ne yaptı? Türkiye'de kapalarında sigara yani neşter vurdu yani. Evet biraz hani arı çomak sokmak gibidir. Çünkü bunların para gücü çok güçlü. Bunların lobileri çok güçlü. Ama yani e, ne olursa olsun her şeye rağmen bu ülkede sigarayla mücadele adına mücadele konusunda ne kadar adım varsa e, atan tüm adımları destekleyen bir cumhurbaşkanımız var yani. Evet ve biz de sebebini işlemek zorundayız. Evet. İşte içmiyorsak içen arkadaşlarımızı bu konuda işte uyarabiliriz. Ya da güzel tatlı dille söyleyebiliriz içiyorsak da bırakabiliriz. Aslında şöyle yani eşler mesela bir evde iki kişi içiyorsa birbirlerini işte motive ederek bırakabilirler. Yani yine biri bırakıp biri bırakmadığı zaman evet. da olmuyor. Yani ben şimdi arkadaşlarımdan biliyorum. Birlikte motive edip aslında ev halkı bir arada denk geldiği zaman çünkü biri içtiği zaman onun kokusundan dolayı bir bırakamama mevzusu evet. oluyor galiba. Şimdi Karadeniz'e gittiniz mi diye soruyorum bazı. Ya Karadeniz'e gittiniz mi diye soruyorum. Ya nerede diyor ya? Ne Karadeniz yani işte Antalya, işte veya Türkiye ye. ya bakın yani şöyle gerçekten aklı selim bir düşündüğümüz zaman bu konuyu masaya yatırdığımız zaman yani ee, şu gönlümüzün gezmeyi istediği Türkiye'nin mükemmel şehirleri var yani istediğimiz her şehri gezebiliriz, istediğimiz her şehri, her ilçeyi, her beldeyi sigara parasına gezebiliriz yani hesap evet. ortada yani hesap ortada. da bugün ayda bin lira sigaraya en az veren ayda bin lira veriyor. Allah aşkına Karadeniz turları 2000-2500 lira bir hafta yani otellerde kalıyorsunuz o doğal otantik yerlerde kalıyorsunuz. Yani şu dünyada görmeyi arzu edip de göremediğiniz tüm güzellikleri her tarafı görüyorsunuz. Yani iki ay sigara içmediğiniz zaman o parayı biriktiriyorsunuz. Tabii ki öyle tabii ki öyle yani yani bu paraya yani gerçekten e, mükemmel bir hayat yaşanabilir yani insan ailesine, huzuruna. E şimdi bakıyorsunuz boşanmayla ilgili bir sürü sıkıntılar var. İnsanlar habire boşanıyor. Neden boşanıyor? %70'i ekonomik, ekonomiksel sıkıntılardan dolayı. E şimdi siz sigara içerseniz yani ayda bin, bin beş yüz lirayı ailenizin huzuruna, eşinize, çocuklarınıza bu parayı harcamaz da siz sigaraya, o zehire, o dumana verirseniz yani e, bu sorumsuzluğu ortaya koyarsanız ya kusura bakmayın o evde biraz huzur yani olmaz yani. Evet. Eşinizin istediği özel bir ihtiyacına 100 lira veremezken gidip de 3-4 paket sigarayı getirip cebinizde bulunduruyorsanız. ya Bu tabii ki yani e, aile ortamlarında sıkıntıya garip olacaktır yani. Peki maalesef. kadınların da sigara içme oranı yüksek mi biraz baktığımızda toplumda? Ya şöyle söyleyeyim maalesef şöyle söyleyeyim. Şimdi e, bu sigara içme oranları düşünce sigara firmaları yani bir e, ortaya yalan attılar, e, CEOlar işte Türkiye'de sigara içme içme e, kadınlarda Türkiye'de sigara içme eğilimi artıyor diye bir yalan attılar. Bizde bu yalan tüm kadınları cesaretlendirdi, yani tüm kadınları cesaretlendirdi ve o yalan üzerine bir bir gidiyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz. Oysa kadınların ee, yani bayanların yani sigara kaynaklı hastalıklara yakalanma riskleri daha fazla. Kuah, diğer hastalıklar. Yani bir erkeğin dayantısının yarısı kadar dayantısı var kadınlarımızın. E şimdi hal böyleyken sigara gibi bir de illet kullanıyorlar maalesef. E şimdi hele hele genç kız çocuklarımız Çok yani fazla tablo maalesef. hiç hoş değil, hiç hoş değil. Yani böyle adeta adeta göz göre göre... Göz göre göre bu çocuklarımızı kaybediyoruz. Günden güne sayılarını artırıyorlar. Hem ahlaki cepheden hem de hem manevi cepheden çocuklarımızı özellikle kız çocuklarımızı maalesef e, hiç hoş bir tablo gözükmüyor. Ama ya bu konularla ilgili bu konularla ilgili hakikaten mesela ben e, geçen gün e, Selçuk Bey'i takip ettim. E, Birçok konuda çocuk ve gençler o gruplar üzerinde çok mükemmel bir e, faaliyet alanlarını artırdılar. Devam ediyorlar. Hatta geçen çevreyle atık e, projeleriyle ilgili şey yap çalışmaları vardı. Yani bu konu öyle bir konu ki e, Sibel Hanım bu konu yani tamamen e, bu şehrin yöneticileriyle ilgili bir konu. Yani bu şehrin yöneticileri bu çocuklarımıza ne kadar sahip çıktı, sahiplendi. Onlara sosyal sorumluluk projeleriyle projelerinde yer verdi. Onları sosyal sorumluluk projelerinde onlara yol açtı. Onların hayatlarına ne kadar dokundu, o kadar başarılı oluyoruz ve o kadar yani ben bu konularla ilgili şu ana kadar maalesef hiç dokunamadık yani hiç dokunamadık. E şimdi geçen programlarda ben büyükşehir belediye başkanımız Uğur İbrahim Bey'e yani başkanım siz dokunmasanız olmaz. Yani evet o dokunmadan olmaz ama yani her şeyde e, Cumhurbaşkanımızın koşturduğu gibi her şeyde Uğur İbrahim Altay koşturacak diye değil ki. Yani Uğur, Uğur, İbrahim Altay başkanımızın alt ekipleri ne yapıyor yani? Ben onu merak ediyorum. Yani onlar onlar hazırlayacaklar projeleri, fikirleri bu milletin çocuk ve gençlerine yani böyle ortaya koydukları projelerde ses getirecekler, sahiplenecekler. Yani bizim bugün bu çocuklara sahiplenmeyeceğiz de ne zaman sahipleneceğiz? Yani ortaya koydukları ya onlar yani alt ekibi çalışacak ki Uğur İbrahim Bey üzerine düşeni yapacaktır yani. Evet. Ben alt ekiplerin şu anda bu konularla ilgili hiçbir adım atmadığını defalarca söyledim, söylemedi de devam ediyorum. Yani işte bu ülkenin yönetimi gibi yani Cumhurbaşkanımız tepeden kendi çalışıyor, kendi kazanıyor, kendi koşturuyor. E iyi de ya böyle olmaz yani. Sadece bu memlekette Cumhurbaşkanı mı sigarayla mücadele etsin yani? Milletvekillerinin ses yok. İl yönetimlerinin ses yok. ilçe yönetimlerinden ses yok. E şimdi bu konuları kim kim ortaya mükemmel projeler koyup da bu milletin çocuk ve gençlerine kim dokunacak yani? Allah aşkına başka bir ülkenin insanı zaten başka bir ülkenin insanı kapıda bekliyor. Bu çocukları bozmak için adam Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı açılışı birayla yaptı ya. Açılışını birayla yaptı. Anlatabiliyor musunuz yani? Çocuk ve gençlere bir attılar Antalya'da. Yani <laughs> bu adamlar böyle çalışırken böyle e, çocuk yani siz sahiplenmiyorsunuz ya. Hemen kapıda sahipleniyorlar zaten. Anlatabildim mi? Ya tabii özellikle belli bir çağdaki çocukların tabii muhakkak sahiplenilmesi yani gerekiyor. Yani kız çocuklarına yani çok özür diliyorum e, soyunmayı cesaret olarak gösterdiler. Yani gezip dolaşmayı başıboş hayvanlar gibi affedersin gezip dolaşmayı özgürlük atlettiler. Sosyal medya kaptı çocuklarımızı. Biz seyrediyoruz şu anda yani. Biz seyrediyoruz. Maalesef. Onun için yani ben belediye başkanımıza da bir şey demiyorum. Yani hakikaten o yoğunluğunun içinde yani bu konularla ilgili çocuk ve gençlerle ilgili özellikle sigara ve e, diğer maddelerle ilgili e, ki kaldı ki yani sigaranın haricinde çocuk ve gençlere başka maddelerden de hiç bahsetmemek lazım kesinlikle yani çıkıyor bir arkadaş yani uyuşturucu çok özür dilerim yani uyuşturucunun nasıl bir madde olduğunu anlatıyor ya siz bunu siz bunu yaptığınız zaman zaten çocuk ve gençler zaten böyle bir arayış içerisinde ya onlar hemen kay yani ya merak ediyorlar merak ediyorlar yani çok evet. özür dilerim ağzını aklına Karpuz kabuğu getiriyorsun sen bu mamulü çıkıyor bunu anlatıyor ya böyle bir şey olmaz yani. Ben sigara cümlesini bile e, kullanmaktan şey yapıyorum toplumda herkes kullandığı için. Yani evet. sigaranın haricinde diğer maddelerin adını bile konuşmayacaksınız yani. Konuştukça yani çocuk ve gençleri sanki yani akıllarında yani şey yapıyorlar bunlar. Daha bu konularla ilgili şey yapıyorlar. Onun için yani biz... E, Bilmiyorum. Ee... Bir de önceden sigara büyüklerin yanında falan içilmezdi. İşte böyle hani bir sigaranın saygısı olur. Yani sigaranın saygısı olur mu diye belki çok fazla eleştirenler de oluyor. İşte babanın yanında, büyüklerin yanında içilmez, gizli içilir. Şimdi artık galiba çok da alenileşti yani sokaklarda görüyoruz insanlar. Özellikle ben yani belki evet. çok kızacaklar ama sokakta sigara içenlere çok sinir oluyorum. Yani onun işte külünü atıyorsunuz, izbaretini atıyorsunuz her şey dönemli bir çevre kirliliği oluşuyor. Yani kadınlara hele hiç yakıştıramıyorum elinde dışarıda sigarayla gezerken. Yani öncesinde biraz böyle bu sigaranın saygısı da vardı. Yani herkes gizli içerdi. Ama şimdi herhalde son dönemde çok ciddi aleni de içilebiliyor her yerde. Sibel Hanım şimdi hakikaten yani bu milletin çocuklarına genç kızlarına genç beyefendilerine yani bizim önce geldiğim yani biz bu biz bu çocuk ve gençlere bu milletin ruhunu anlatmamız lazım. Yani biz yani biz 610 yıl dünyayı yönetmiş bir ecdadın torunlarıyız biz yani. anlatabiliyor muyum yani? Biz öyle dün doğmuş gelmiş işte yani ülke olmuşuz Türkiye, dün bir ülke olmuş falan değiliz ki. Biz 610 yıl bu Tüm dünyayı yönetmiş, yönetmiş bir e, Osmanlı'nın torunlarıyız biz. Yani bizim bir geçmişimiz var, bizim bir ecdadımız var, bizim Fatih Sultan Mehmetlerimiz var, bizim Abdülhamitlerimiz var. Abdülhamitlerimiz var. Abdülhamiti mübarek. E, yani e, Allah rahmet eylesin, sevgiyle muhabbetle anarken de Abdülhamite dil uzatanlara dil uzatanlara, pay, payanda olanlara yazıklar olsun diyorum. Siz bu milletin Abdülhamid'ine, Fatih'ine konuşursanız Allah muhafaza yani. Bu ülkenin Z kuşağını, o Z kuşağı dedikleri, ayırdıkları o bu ülkenin çocuk ve gençlerini Abdülhamid gibi mübarek, mükemmel bir Osmanlı padişahına, Osmanlı padişahına bizim halifemize ee, siz söz söyletecek kadar e, eğer düştüyseniz yazıklar olsun yani. Onu da burada belirtmiş olayım. Abdülhamit Han'a asla kimseye söz ettirmeyiz. Onu, onu da Fatih'de tüm e, şeylerimizi, ecdadımızı seviyoruz. Bizim bizi ayakta tutacak yani bir değerimiz var. Değerimiz var. Şimdi bize medeniyeti Avrupa'da diye tarif ettiler. Yani ya valla çok özür diliyorum. Yani bir arkadaşım dedi ki ya Kadir de, ya Kadir'cim daha su alacağım, valize koyacağım işte Avrupa'ya uçacakmış da. Ya kardeşim suyu ne yapacaksın dedim de. Ya güldü yani. Dedi ya uçaktan iner inmez çok özür diliyorum. Tuvalete gireceğim de Avrupa'nın tuvaletlerinde su olmaz ki su yok ki dediler ya. Böyle bir med Avrupa medeniyeti ne bilsin ya Allah'ın seversiniz. Yani Avrupa'da bizi bizi çok özür dilerim bizi biz deveyken eşeği eşeği bize rehber kılanlara yazıklar olsun. Yazık. Yazıklar olsun. Bizim Avrupa'dan alacağımız hiçbir şey yok. İşte Avrupa Avrupa dedikleri ahlaksızlık, medeniyeti her türlü ahlaksızlığı bize ithal ettiler. Bizim çocuk ve gençlerimize Avrupa'nın medeniyetsizliğini, Avrupa'nın yani kokuşmuşluğunu bizim çocuklarımıza Avrupa'yı ya da diğer dünya ülkelerini çok şey gibi gösteriyorlar. Oysa şu anda yani yeryüzünde vallahi bu ülke olmaktan ben gurur duyuyorum. Onur duyuyorum. Ben bu ülkenin insanlar için yani yani yeter ki şu kadar faydalı olabileceğim bir şey olsun yani. Biz yani onun için e, şöyle toparlayayım. Bizim yani bir geçmişimiz var yani. Çocuklarımız bunu bilmiyor yani. Çocuklarımız, gençlerimiz bunu bilmiyor yani. Geldiğimiz bu yani bu ülkeyi bu ülkeyi e, nereden nereye geldiğimizi geçmişini bilmiyorlar. Onun için yani çocuklara biraz da tarih tarih bilgilerini doğru ve e, hızlı bir şekilde onları vermemiz lazım. Onları ayakta tutmamız lazım. Onların daha çok üretebilmesi için daha iyi düşünebilmesi için yani onların elinden hızlı bir şekilde tutmamız lazım diye düşünüyorum yani. Evet. Özellikle ben şunu da düşünüyorum. Mesela ben Ege'liyim. Bizim orada çok fazlası tütün işlenir. Tütün evet. işlemek denir. Özellikle sigara içenleri o tütün işlenen yerlere götürmek lazım. Nasıl böyle o ziftin eline yapıştınız hiç gittiniz evet. mi? Yani denk gelmiştir tabii biliyorum, gezmişsinizdir biliyorum. tütün tarlalarını. Evet. Yani onu böyle yeşil toplarsınız. Sonrası böyle onu işte kurutmadan böyle onun şişleri vardır ona dizersiniz. Ve elleriniz katran olur böyle simsiye olur. Evet. Bizim işte e, Denizli'de böyle tarlaları olan akrabalarımız vardı. Biz de çocukken giderdik. Yani inanılmaz böyle katran olur ve elinizle yediğiniz şey ağzınızın tadını bozan yani zehirdir yani. Böyle hani rastgele bir gözünüzü karıştırsanız ya da ne bileyim böyle bir şeyler yeseniz o işte o katran e, kokusu işte tadı böyle inanılmaz sizi rahatsız eder. Ve bunu bir de ciğerlerinize ve vücudunuza işedin düşünün. Ve o tütün işleyenlerin eli de böyle şey olur. Kat, kat kat katran olur. Aynen evet. Yani ve böyle acı bir tat verir. Çok uzun sürede. Yani gerçekten çok değişik bir yapısı vardır ve tütünün. Lütfen ekleyin. E, tütün bitkisini hiçbir hayvan yemez. Evet, yemez. ha onu da biliyorum. Evet, artık madde olarak da verilmez. Evet. Verilmez. Evet, Doğru maalesef. söylüyorsunuz. şimdi hakikaten yani ya düşünsenize akşam yemeğimizi yiyoruz. Biz yatıp uyuyoruz. Biz yatıp uyuyoruz ama içimizdeki organlarımız... Rabbim bize öyle mükemmel bir e, organlarımız var etmiş ki... Rabbim hamd senalar olsun. Sabaha kadar çalışıyorlar. Hiç ses de duymuyoruz. Onlar mesailerine devam ediyorlar. Takır 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 mide öğütüyor. Diğer hepsinin bir görevi var. Ya bunlar bizim emanetlerimiz yani. Bize emanet yani. Bu akciğer. Ya ana motor yani. Ana motor yani. Siz... Akciğeri, o dumanla akciğeri, ana motoru kaybettiğiniz zaman nefes alıp veremezsiniz. Ya. Benim bir dostum e, vefat etmeden birkaç gün önce hastaneye gitmiştim de bu akciğerini tamamen kaybetmişti. E, bana dediği şuydu. E, dedi ki, çöplerde çöplerden ekmek toplamaya razıyım. Hatta ıslatıp yemeye razıyım. Ne evlat isterim, ne ne mal ne mülk isterim. Bu yalan dünyada sadece nefes alıp vereyim. Yani böyle yani nefesimi çekeyim vereyim başka hiçbir şey istemem demişti de onu hiç unutamadım. O günkü o gözlerindeki o pırıltıyı o akan gözyaşını gözümün önünden hiç gitmiyor. Yani bugün bakıyorum hastanelerde çocuk yaşta küçücük yaşta dostlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız yani hastane köşelerinde akciğerden yerden kuva hastalığı olmuş evet, bu yaşlarda. Maalesef. Nefes alıp veremez ya. Senelerdir yalvarıyorum ya. Yapmayın kardeşim, içmeyin. Yani bu e, hakikaten yani Rabbimin verdiği emanete de bir şey oluyor yani. Emanet neticede evet. bunu hakkıyla kullanmak lazım yani. Siz yani soba borusu gibi duman 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 ondan sonra da hayda nefes alıp veremiyorsunuz yani. Şimdi öl ölemiyorsunuz da. Ya sigara öldürmez ki sigara süründürür. Sigara e, o Rabbimin verdiği saate kadar sizi süründürür. Sağlıklı bir huzurlu mutlu bir hayat yaşayacağınız yerde acı çekerek hastane köşelerinde aman ya Rabbi bir parça alıyorlar. Yani o parçayı aldırmak birileri anlatıyor. Yani ciğerlerinizde yap ciğerlerinde parça gidiyor işte yani şeyle bıçaklı makaslı boğazından sokup içine böyle e, doktor hocalarımız hep anlatıyordur gelin burada mutlak hocalarımız yani akciğerden böyle koparıp yani ciğerden bir parça koparıyor onu tahlil ediyorsunuz o tahliller iyi çıkmıyor aman ya Rabbi e, şey kemotora kemoterapi denilen zaten bir ilaç var yani ilaç maalesef yani bir ila iyileştirmemiz böyle bir şey de yok ilacın yani ama ne hikmetse şeye bütün hastalara veriliyor aman ya iki gün sonra kafa çırır çıplak çıkıyor adam bir korku, endişe kafası evet, evet, evet. çıplanıyor Dökülüyor. yani Doğru. E şimdi Başka bu hikayeler de. bu hikayeler eskiden daha çok yerlerdeydi işte ya filan ilçede filan şehirde biri böyle olmuş ama şimdi her ailede bu hale gelmiş insanlar yazık değil mi Yapmıyoruz. peki o süreçte sigarayı bırakıyor mu insanlar bırakmayanlar da oluyor ısrarla bırakmayanlar da oluyor bırakıyorlar, bırakıyorlar bırakıyorlar o süreçte. Ya sigarayı bırakma zaten zor bir şey değil ki. Yani o süreci yaşayınca bırakıyorlar. Böyle bu kaçak göçek içenler de oluyor mu? Ya Mesela o tedavi süreci. Gerçi tedavi süreci insanlar hastanelerde, bırakıyor. Yani hastanelerde yasak. İyice düşmeyince bırakmıyor adam. Umudu kesilmeyince bırakmıyor. E şimdi umudun kesilince niye bırakıyorsun? Bırakabiliyorsun demek ki. Yani illa yani bir insan o hale gelince mi bırakacak ya? Allah aşkına kardeşim yapmayın ya. Ya Şimdi, tiryakiler yani valla ben size şaşıyorum ya. Valla evet. şaşıyorum. Yani e, bahaneler yani bir sürü bir sürü bahaneler üretiyorsunuz. Yapmayın kardeşim. Allah aşkına ya. Yani bizim, bizce mahsuru yok. Siz devam edin işime. Yani az sonra bu haller başınıza geliyor zaten yani. Ya çok sevdiklerimiz oluyor. işte önemsediğimiz insanlar işte. olunca üzülüyoruz. Yani biz içmesek evet. de kullanmasak da sevdiğimiz insanların başına gelince ister istemez tabii ki üzülmez etkileniyoruz. Olur mu olmuyor Allah aşkına biz. Biz yani büyük bir milletiz. Bir çeker çekerken biz mutlu olmuyoruz ki. İyi olmuş diyemeyiz tabii ki. Hiç mutlu olmuyoruz tabii yani ki. Yani evet. şimdi e, benim bak yani şöyle söyleyeyim. Yani ben 22 yıldır sigarayla mücadele ediyorum. Ne devletten ne milletten daha hayatım boyunca hiçbir beklentisi olmadan mücadele eden birisiyim yani. Hiçbir beklentim yok. Yani şimdi bizim derdimiz ne ki? Bizim derdimiz ne? Ola ki ola ki. Bir tane ya bir tane Allah'ın kulu programlar yapıyoruz, koşturuyoruz, okullarımıza gidiyoruz. Yani bir Allah'ın kuluna faydalı olabilmenin derdi, çabası düşüncesinde başka bizim bir derdimiz yok ki. insanımızın yüzü gülsün, huzur bulsun, bu ülkenin insanı ayağa kalsın, parasını ülke ekonomisine harcasın, ayakkabı alsın, ayakkabıcı kazansın, gömlek, tet, tekstil kazansın. Yani e şimdi biz bunlar istiyoruz yine bu o sigaraya vermedikleri paraları bu milletin ekonomisine can olarak verecekler zaten yani e sigaraya harcamadığı parayı ne yapacak Ailesini harcayacak huzur bulacak Mutlu olacak. Bizim derdimiz bu. Başka bizim ne, ne ona ki halimize yani. Evet şimdi bazı e, yani. izleyicilerimiz diyecek ki doktorlara gittiğimizde iki şeyi sorarlar. Bir sigara kullanıyor musun? İkincisi kilo vermen lazım diye. Evet. Şimdi biz iki şeyi de e, genellikle insanlarımız sevmiyorlar ama tabii bu hangi branşa giderseniz gidin muhakkak sigarayı bırakma konusunda hekimler söylüyorlar. Hani bazı hastalar da diyor ki doktorların kendisi de sigara içiyor. Bırakın o onun meselesi ama siz Tabii ki kendi öyle. sağlığınıza Tabii ki muhakkak öyle. ki bakın. Yani cilt sağlığından saç sağlığına kadar işte yaşlanmaya kadar her anlamda sigara etkiliyor. Mesela yüzünüze bakıyorlar diyorlar ki Ay yüzün ne kadar berrak sigara kullanmıyorsun herhalde. Evet kullanmıyorum ya da yüzü çok kötü olmuş işte böyle yüzü deform olmuş insanlara ya da dişleri aynı şekilde. Sorulduğunda insanlara genellikle sigara içmeyen insanlar çıkıyor. Yani aslında tepeden tırnağa her anlamda sigara insan vücuduna zararlı özellikle ben sigara içmeyen biri olarak o sigara paketlerinin üzerindeki yazıları görünce bile çok tedirgin oluyorum yani işte insanların evet. akciğer fotoğrafları ondan sonra başka fotoğraflarını görünce gerçekten etkileniyorum ama sigara içenlerde de onlar da kolayını bulmuşlar Kadir Bey şey yapıyorlar böyle başka kaplara falan koyuyorlar görmeyelim diye ama ben gerçekten görünce çok etkileniyorum evet. umarım içenler de en kısa zamanda bırakırlar. Birbirlerimize tabii ki dediğimiz gibi söylemek, işte rahatsız olduğumuzu belirtmek. Mesela ben eve gelen hiç kimse evimde sigara kullandırtmıyorum. Mesela bazen işte şey yapıyorlar ama perden sararacak ondan mı diye. Gerçekten sigara içilen bir evde de evet, uzun süre de sararıyor evet. ve uzun sürede kokusu çıkmıyor gerçekten. Hatta benim arkadaşların balkonda falan içtiklerine ben hemen onun izmaritlerini hemen çöpe atarım ki yoksa ciddi anlamda eve bir koku da veriyor yani bunu vücuda düşündüğünüzde aslında ne kadar büyük zarar verdiğini. Aynen öyle. Görmek Nef lazım. Nefes alıp verirken yanında namaza gidiyorsunuz. Adamın yanında namaz kılarken valla ben yani namazı terk edip şuraya geçesin geliyor yani. O Ama kadar içenler bu kokuyu yani. duymuyorlar galiba değil mi? Yani Tabii hani içenler içenler şu anda sigara içenler kendi ekonomisine ne kadar zarar verdiğini Görmüyor. Hı hı. Ülke ekonomisine ne verdiğini, eşine, çocuklarına ne kaybettirdiğini görmüyorlar şu anda. Yani böyle bir e, bir sorumsuzluk üzere gidiyorlar yani. Halbuki birazcık dikkat ediverseler, birazcık kendilerine yani şöyle bir aklı selim, aklı selim şöyle fazla değil yani az bir şey düşünüyorsalar bu iş çözülecek yani ama maalesef yani Vallahi içimiz yanıyor yani yapacak bir şey Bir de böyle. son dönemde şunu çok duyuyorum. İşte biz sigara içiyoruz ama nargile kullanmıyoruz. Nargile sigaradan daha zararlı diye. Yine yani evet. tütün anlamında yine kullanılan bir şey. Buna ne diyorsunuz? Yani hani nargile kullananlar falan da oluyorlar. Özellikle çevremizde çok fazlası görüyoruz. Sigara kullanmıyor ama nargile içiyor mesela. Şimdi bakın nargile sigaradan daha tehlikeli. Elektronik sigaralar daha tehlikeli. Onun için yani... E bunlarlı bunlardan kesinlikle tütün ve tütün mamuller yani. Hı hı. Nikotin içeren ürünler. Yani adam nikotini makineye katmış içine. Direktman nikotini kana karışıyor yani. Direktman arıyor. yani. E şimdi şu günlerde ya kalp krizleri o kadar çok arttı evet, ki. Doğru. Kalp krizlerine baktığınız zaman yani birçoğunun sigara kaynaklı olduğunu görüyorsunuz. Ya yapmayın Allah aşkına. Bir yani bir beden ölüyor ya. insanlık ölüyor ya. Böyle bir şey olmaz ya. Allah aşkına bu bu enkazı yani toplum olarak bir ayağa kalkmamız lazım ya. Bakın bu ülke ya geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Yani ne acılar çekerek ne yıllarca ne sıkıntılar çekerek biz bu hallere geldik yani. Biz, evet. Yani bu ülke olarak biz ayağa kalktık şu anda. Kim ne derse desin. Yani şu anda evet ülkemizde ekonomik durumlar ekonomik sıkıntılar yeryüzünde ekonomik sıkıntılar var. Kardeşim senin memleketinde petrol çıkıyordu da sanki e, biz mi iki katı parasına satıyoruz? Yani petrol kuyularını Musul'u Kerkük'ü bedava verenlere soracaksınız yani. Musul'la Kerkük bizimdi düne kadar yani. Musul'la Kerkük'ü verenlere soracaksınız yani. Niye dünya ülkelerinin çoğunda petrol var da bizim olan toprakları siz masada bir masada imzaya verirken düşünecektiniz yani. Daha doğrusu yani bugün petrol mazot fiyatı diye böyle bağıranlar dedelerine sorsunlar. Dedeleri imzaladı Musul'la Kerkük. Onun için yani şunu diyeceğim. Geldiğimiz yani bu ülkenin biz bu ülke olarak ayağa kalktık şu anda. Yeryüzünde şu anda yani bir şeyimiz oluştu. E şimdi Allah aşkına diyorum ki bakın bu millet bu millet bu sigara konusunda da yani bir şey yapmalıyız ya. Bir şey yapmalıyız yani bir hepimiz düşünmeliyiz bu konuyu ya. Yani. Hepimizin derdi olmalı. Hepimizin evet. yani yani ya acı çekiyor adam ekonomik noktadan acı çekiyor. Hastalıktan acı çekiyor. Ee, maddi sıkıntı. E şimdi bu hepimiz için hepimiz dertlenmeliyiz bu konuyla ilgili. Derdimiz olmalı ki bu dertle hakikaten toplum olarak ayağa kalkmalıyız. Yani bu ülkenin insanına, içenine sahip çıkmalıyız. Bir şekilde yani her konuda olduğu gibi bu konuyu da masaya yatırmalıyız yani. Evet. Yani bu yani bu şehrin yöneticileri böyle milyon dolarlarca para verilen çok acık kayıplara sebebiyet verilen bu sigara illetiyle ilgili bu şehrin yöneticileri şöyle toplanacaklar. Bu illeti masaya yatıracaklar. Masadan masadan bu milletin evlatları için, bu milletin çocukları ve gençleri için bu masadan Projeler çıkaracaklar, fikirler çıkaracaklar, Başkanım, dokunacaklar yani. Konuşmaya devam edeceğiz, ara zamanı gelmiş, tamam. kısa bir araya gidelim. İnşallah sonrasında tabii önemli bu konu başlığımız, hadi kısacık bir ara, sonrasında ben geliyoruz. <laughs> Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kadir Dikici Bey'le birlikteyiz. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şube Başkanı ve sigarayla mücadelesi 22 yıldır devam ediyor. Özellikle ben şunu merak ediyorum. Tabii e, yani inşallah başlayanlar bırakırlar. Dileğimiz, temennimiz o. Ama tabii az önce ekiple yayın arasında da konuştuk. Aslında dokunmak gereken başka bir kitle de var. Hiç sigaraya başlamamış olanlar. Özellikle evet. okullardaki projeler, yapmış olduğunuz etkinlikler vardır hı, muhakkak. Evet. Biraz onlardan da konuşalım istiyorum. Biz Selçuklu Milliyetin Müdürlüğümüz sağ olsun dilekçemize cevap verdi. İzinliyiz yani, hı hı. izinli bir derneğiz. Lise ve lise düzeyindeki okullarda, dershanelerde sigaranın zararları zararlarıyla ilgili sunumlar yapmakla ilgili sunumlar yapıyoruz, okullarımıza gidiyoruz, lise öğrencilerimize dokunuyoruz, onlarla konuşuyoruz, sorularını alıyoruz. Yani onlar e, ya tabi e, onlara nasıl anlatsam o kadar ilgi alaka gösterilmesi gereken, dokunulması gereken bir kesim ki lise talebeleri. Hı hı. Hani hayatın e, geçmişteki bizim yaşadığımız sıkıntıları hiç yaşamamışlar. Anneleri yememiş, yedirmiş, babaları giymemiş, giydirmiş. Yani böyle aman Allah'ım ceplerinde haşlık, ay ayakkabıları son model, gömlek, ceket, mont, çanta. Mükemmel yani. Mükemmel. Öyle bir, e, şimdi e, hayata Sadece sosyal medya nazarıyla hayata bakan, hayatı nasıl söyleyeyim hani böyle sosyal medyanın onlara gösterdiği bir dünya zannediyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatın gerçekleriyle hiç yüzde değiller yani. Anlatabiliyor muyum? Yani orada ya onların önüne 3-5 bu memlekette onların önüne 3-5 model çıkartıyorlar. Onlar da zaten Allah muhafaza ya uyuşturucu müptelası ya kısa sürede zengin olmuş kısa sürede zengin olmuş ya bir yerde ölüsü bulunuyor ya ne bileyim yani böyle artık bizim bu milletin ve yani bizim hiç ruhumuzla hiç alakası olmayan, olmayan tamamen nasıl söyleyeyim yani böyle çok farklı ülkelerin farklı ülkelerin çalışmaları hmm. sosyal medyada çocuklarımızın tamamen beyinleri anne baba çevre ülkeme valla ben o kadar üzülüyorum ki yani e, ya pazar yerlerinde hani 70 80 yaşında teyzeler olur böyle eline bir avuç bir şey alır orada satar yani ya evet. bahçesinde yetiştirir gelir ya o kadının gözündeki ışık bizim pırıl pırıl 18 yaşındaki 20 yaşındaki çocuklarımızın gözlerinde o ışıltıyı göremiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. O ışıltı yok yani. O ışıltı yok. Yani e şimdi bunlara bunlara hakikaten sahip çıkılması gerekiyor. Gerçekten ben e, şu son dönemde yani Özellikle şehrimizi takip ediyorum. İşte e, Milli Eğitim Müdürlüğümüz onlarla e, güzel etkinlikler yapmaya başladılar. Yani yani çocuklarımızı sınıflardan çıkarmak lazım. Onları hayata, hayatın gerçeklerini onlarla buluşturmamız lazım demek istiyorum. Evet. Toparlamak gerekirse. Anlatabildim mi? Yani şimdi e, tabii biz bu konularla ilgili ama ama şöyle söyleyeyim ...hakikaten emek ve çaba sarf edilirse onlarla ilgilenilirse kafalarındaki soru sualler doğru yanıtlanılırsa onların da şaha kalkacağı, onların da uyanacağı, uyanacağı bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Yani okullara gidiyorsunuz ama değil mi? yani aslında karamsar değilim yani. Evet, evet. Karamsar değilim ama ee, birçok konuda daha fazla dokunulması gerektiğini yani tarihimizde ilgili bu çocuklara dokunmak lazım. Evet. İyi anlatmak lazım onlara yani hakikaten büyük bir milletin çocukları olduklarını o ruhu onlara hissettirmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Biz okullara gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Gidiyoruz. Daha çok lise öğrencileri mi ya da hani Biz lise, okum. lise öğrencilerine gidiyoruz ama hı hı. lise öğrencileri zaten sigaraya başlamış oluyorlar. Aslında aslında bu mücadelenin başlaması gereken okullar ortaokul çocukları. Yani ortaokulda çocuklar sigara içmiyor. Ortaokul son dönemlerinde böyle artık hazırlanıyorlar. Lise birinci sınıfta tamamen sigaraya başlıyorlar. Yani Allah'ım Allah'ımıza her gittiğimiz okulun Neredeyse yarıdan fazlası yarısı sigarayı kullanıyor çocuklar. Evet, yani maalesef. Anne baba bilmiyor ya da öğretmenleri görmüş şey yapıyor. Yani bizim orada hakikaten ortaokul seviyesinde başlayıp o çocukların bu mücadeleye katılmalarını sağlayıp yani onlara güzel bir eğitim verip yani bizim o sigarasız ailem projemizi sürekli söylüyoruz. Sigarasız ailem projemizdeki amacımız çocukların bu tehlikeli süreçte kendilerini karşıya şeyle geç, e, tehlikelerden geçmelerini sağlamak tam o dönemlerde o dönemlerde işte o dönemlerde dokunuversek çok daha başarılı olacağız diye düşünüyorum yani Gerekli arkadaş çevresi mi oluyor yani Tabii, hani arkadaş işte, çevresi ikram gibi ondan sonra ne Şimdi bileyim ben, ben onlara en önemli e, çocuklar diyorum bakın yani Sigara içiyor da olabilirsiniz ama bir şey söyleyeyim size. Şimdi bu sigara ve ötesi var ya hani yani ötesine geçirmek istiyorlar bu çocukları. Sigara ve ötesinde sigaranın içine başka bir maddeyi sarıp çocuklarımıza teklif ettikleri zaman Eyvah. onu nereden bilsin ki çocuk? Yani evet. onu sigara içtiğini zanneder yani. Sigara içtiğini zanneder. Ben kesinlikle bir başka arkadaşınızın verdiği sigarayı sakın ha içmeyin. Bir başka yani çok seviyor olabilirsiniz, çok güveniyor olabilirsiniz ama bu konuda güvenilecek bir konu değil bu konu. Onun için hiçbir arkadaşınızın verdiği sigarayı asla ve asla içmeyin diyorum. Onlar onlar kendi aralarında dağıtıyorlar, dağıtıyorlar ya. Evet. Allah muhafaza bir çocuk yanlış bir şeye düştüğü zaman kendi gibi en az 10 çocuğu bu işe kazandırmakla mükellef. Evet öyle. Anlatabiliyor muyum? Doğru Üstü kapalı geçiyorum. Evet evet, ya evet. Bu konuları ben konuşmak istemiyorum. Konuşmamalıyız da zaten. Yani biz bu konuların yani hakikaten yani ben yani valilikten de rica ediyorum. Bu diğer maddelerle ilgili hiçbir dernek kurum kuruluş hiç kimsenin bu konularla ilgili ikiye bir toplum önünde efendim şu madde, efendim şu madde, efendim şu özel bunların hiç konuşulmaması lazım. Tamamen buna adeta yasak gelmesi lazım diye düşünüyorum yani. Evet çocuklar merak ediyor, bakıyorlar, araştırıyorlar. Kesinlikle. Ve artık kesinlikle. maalesef mesela, de kolay. Mesela bir dip yapmak cümlesini, dip yapmak cümlesini hemen alıyorlar orada. Şimdi kanki ne demek? Bütün çocuklarımız kanki diyor ya kanki yani kanki ne demek? İşte yani az önceki süre dip yapmak. Dip yapmak cümlesini hemen oradan çekiyor, çekiyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için bu tip hiçbir maddenin ne görselini ne cümlesini asla konuşmamak lazım. Yani ya çocuklarımıza bunları kazanalım derken bunlara iyilik yapalım iyi olsunlar iyi adım atalım derken farkında olmadan bir felakete sürüklüyoruz. Harkında bile değiliz yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama sigara öyle değil işte. Sigara maalesef yani ekmek gibi her taraftan alınan bir meta haline gelmiş yani. Kolay ulaşılabilir. Yani sigara iyi bile ben çocukların karşısında sigarayı bile kolay kolay 3-5 cümlede bitiririm yani. Ya onlara o konuyu şey, yapmıyor, şey yapmam. Yani valilik ve eğitimcilerimizin özellikle çocuklar için bu yani bu tip faaliyetlere kesinlikle e, haberini dahi yapmama yani haberine dahi yasak gelmeli diye düşünüyorum. Evet neler evet. soruyor çocuklar ya da böyle sigara içen gelen çocuklar oluyor mu? Ya işte biz sigara içiyoruz nasıl kurtuluruz? Yani Şimdi çocuklar biz, genellikle neler ya soruyorlar gençler? Şöyle Biz program sonrası tabii hmm. bir sevgi kuşağı oluşturuyoruz yani. Programdan sonra bir etrafımızı çocuklar sarıyor, onlarla bir iletişime geçiyoruz yani. Orada birbirimize bir zorlayacağımız soru sualleri oluyor. Ha Biz onlara bir dokunuyoruz önce. Yani çocuk bir şey söylerken yani omuzuna dokunduğun zaman zaten bir iletişimi yani kopmayan bir iletişimi kurmuş oluyorsunuz orada. Evet. Onların soru sualleri yani gençlerin çok farklı soru sualleri oluyor. Yani hakikaten biz hepsini de o o hassasiyetle, onların o bekledikleri hassasiyetle onlara çok güzel güzel tane tane izah ediyoruz. Hatta ben mesela seminer sunumlarda şu misali hep anlatırım. Bir bilgin varmış. Bilgin iki kız kardeş var. Çok akıllı ve çok zeki çocuklar. Simyacı da geçer bunlar. Kitapta e şimdi bu çocuklar bil, e, kör kör olan bu bilgine ne sorarlarsa bilgin cevap veriyormuş e, İki kız kardeşte çok zekiler. diyorlar ki e, eline kelebeği alıyor e, diyor ki bilgine bil bakalım bil bakalım avucumdaki kelebek ölümü diri mi diyor bilgine soruyor iki kardeş o da diyor ki o da diyor ki yavrucuğum ben o kelebek diri desem basıp öldüreceksin. Ben o kelebek ölü desem avucunu açıvereceksin kelebek uçup gidecek. O kelebeğin kaderi senin ellerinde diyor. Anlatabildim evet, mi? Evet çok güzel. Ben bu misalimin arkasından hemen çocuklar, gençler bu milletin de bu ümmetin de bu memleketin de kaderi sizin ellerinizde kaderi sizin ellerinizde anlatabiliyor muyum? Evet. bu memlekete bu çocukların ne kadar gerekli olduğunu bizim onlarla gurur duyduğumuzu onur duyduğumuzu biz bunlar için yaşadığımızı bizi bunların yaşatacağını ben e, bu konularla ilgili yani hayal kurmalarını e, hayat amacı oluşturmalarını ben bu konularda daha fazla onlara şey yapıyorum yani hakikaten öyle değil mi? Onlar evet. onlar değil mi bizim geleceğimiz? Belki şu söylediğiniz yani, bir şekilde birinin kalbine dokunsa bile ne kadar büyük bir hizmet aslında. Yani ya, hani o işte elinde yani etrafımızı gerçekten. bayağı bir sarıyorlar. Yani evet. bayağı bir muhabbet ediyoruz onlara ya e, bir de inşallah e, şu saatte bizi dinleyen Kon TV'mizin çok değerli e, izleyicileri hanımefendilerimize özellikle yani böyle Eminim çok böyle duaları kabul eden, kabul olunan çok anne vardır işlerinde. Ya biraz yani yanık yüreklilikle onlara, çocuklarımıza sadece kendi çocuklarını kurtarmış, sadece kendi torunlarını kurtarmış. Yani e, değil yani bu milletin ve ümmetin çocuklarına da bu milletin evlatlarına da çok hayır dualar etmelerini istiyorum. Onlar yani anaların duaları biliyorsunuz. Ee, babaların da hakeza biz çoluğumuza çocuğumuza çok dua etmemiz lazım biz millet olarak ümmet olarak bu hayır dualarımız etmemiz lazım kaldı ki kaldı ki ben çocuklara şunu da söylüyorum bakın çocuklar yani biz ülke olarak neredeyiz biz biz Afrika'dayız biz neredeyiz Libya'da Çat'ta biz bütün dünya dünya mazlumlarının dünya mazlumlarının gözyaşı akıtan ee, yani Türkiye, Türkiye diye dua et, edenlerin ülkesiyiz biz. Yeryüzünde bu ülkenin Kızılay'ı değil mi? Bu ülkenin Afat'ı değil mi? Bu ülkenin insanları değil mi? Ta Afrika ile bizim yani ne kadar kaç kilometre değil mi? Evet. Yani gönül bağını kurmuşuz. Yani geçenlerde Bozkır tarafına gittiğimde inanın Sibel Hanım bir e, şey pekmez kaynatıyormuş bir karı koca vardık. Bizi Cenab-ı Allah gönderdi. Herhalde bir rızkımız varmış diye vardık. Böyle çok hizmet hürmet yedirmek için teyzem. Dedim ki ya biz ne büyük bir milletiz deyince kadın hemen cep telefonunu açtı. Samimi söylüyorum. Kadın 85 belki 90 yaşında görseniz yani Medine fıkarası zannedersiniz. Sadaka veresiniz gelir. Yavrum dedi, ben Afrika'ya su kuyusu kazdırdım. Bak bu benim adıma görüyor musun dedi. Düşünebiliyor musun? Sadaka veresiniz gelir. Ya biz böyle bir milletiz Yani böyle bir ümmetin çocuklarıyız. Onun için biz bu 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 ruhla bir kaynaşmamız lazım yani. Şimdi evet. yani şu anda yeryüzündeki tüm ümmetlerin çocukları Türkiye'nin çocuk ve gençlerini örnek alıyor. Onlarla hayat bulacaklar. Biz yeryüzündeki tüm çocuklara da biz dokunacağız. Allah aşkına. Yani biz şimdi Konya'da Selçuklu Belediye'miz mükemmel projeler başlattılar. Rabbim sonlarını hayır eylesin. Sonlarını her geçen gün daha mükemmel projelere el atanlara da eylesin. Yani onların o projeleri zannetmeyin ki yani tüm dünya tarafından gözlemleniyor yani. yani evet. Biz biz ayağa kalkacağız ki biz tesbihin imamesiyiz yani. Yüzlerce ülke bizim eserimiz olacak. Bizi bizi takip ediyorlar. Onun için bu milletin çocukları da gençleri de çok böyle aklı selim olacak ki biz dünya ümmetlerinin çocuklarına örnek olacağız yani. Evet. Yani bu. Yavaş yavaş programı bitirmem gerekiyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle Son olarak ben bir projeden bahsedeyim hı hı. yine. Şimdi biz Türkiye Sigara Savaş Derneği'nin kurucu üyelerinden Ubeyit Korbey hocamın, İstanbul merkezde hocamın bu uzun yıllardır reçeteli sigara satışı yapılmalı diye bir projesi vardı. Biz de bu projeye katkı sağlayalım diye ben de geçenlerde bakanımız çevre bakanımız Murat Kuruma bizzat ilettim. Sayın Bakanım bu memleket sigara ve izmarit çöplüğüne döndü yani. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca sigara izmarı ve paketi atıyor yerlere. Şimdi reçeteli sisteme geçilirse inşallah, ha bir gün geçilecek yani. Yani e, triyakiler e, şey yapmasın. Yani bunlar işte olmaz şey. Biz hep olumlu düşünürüz ve bu projede Allah'ın izniyle kapalı alanlarda nasıl geçmişse bu projede inşallah geçecek. Yani şimdi reçeteli satışta misal 30 paket tanımlandı size, paketi aldınız, kare kodunu okuttunuz, 29'a düştü, okuttunuz 28'e düştü. Şimdi paketi paketi çevreye attığınız zaman paketin kare kare kodu size ceza yazılmasını sağlayacak. İzmarite attığınız zaman izmaritteki kare kodu sizin ceza yazılmanızı sağlayacak. Artı bir izmar sokağa attığınız zaman otomatikman 15 tanesi sisteme okuttuğu zaman 15 tanesinin düştüğünü görecek. Anlatabildim hmm. mi? Şimdi böyle olursa bu insanlar bu sigara, izmaritini ve paketini sokağa atmazlar. Yoksa yani bu insanlar e, sanki bu çevre kendilerinin, ya Allah aşkına bu çevre hepimizin yani hepimizin. Biz her zaman söylüyoruz biz sigara içenlerin dostuyuz. Biz sigaran düşmanıyız. Ama siz bu sorumsuzca paketi de izmariti de bütün çevreye atarsanız ya kardeşim yani atmayın yani. Bunu da siz yapmayın yani. Sizin keyfiniz bizim hep söylüyorum felaketimiz olmasın. En nihayetinde bu çevre hepimizin. Ee, onun için bu konuyla ilgili inşallah bu projenin sahibi biz olacağız. Yani e, Konya şehrimizden e, tabi uzun yıllar sigaraya Sigarayla mücadele eden biri olarak da tabii ki projelerimizin de uygulanırlığı inşallah bize birçok insanın hayır dua etmesine kaldı ki aslında burada asıl amaç reçete satılmasındaki asıl amaç çocuklarımıza sigara satılamayacak. Evet en önemli özelliği e o. Şimdi gidiyorsunuz çocuklar yani ya market bakkal kardeşim kazanma yani sen. Sigaranın tanesinde 2-3 TL kazanacaksın diye bu milletin çocuklarını kaybetmeyelim. Sigara satçı 18 yaşından küçüklere yasak ya satma yani satma. Niye satıyorsun kardeşim satma. Sen kazandığını zannediyorsun ama bu millet kaybediyor. Çocuklarımızı içmesin, ulaşamasın kolayca alamazsın. Alırsa bile yani azıyla yetinmeyi bilsin. Anlatabildim mi? Evet böyle duyarlı esnaflarımız yani. var ara ara karşılaşıyorum ben. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli konu başlıklarını konuştuk bugün. İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz Kadir Dikici, Türkiye Sigaralı Savaş Derneği Koyun Şube Başkanı bugün misafir ettik ve gerçekten de çok önemli konu başlıklarına değindik. Programın tek tekrarlarını KON.TV, Facebook sayfasından ve YouTube sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Tekrar başkanım size çok teşekkür ederiz. Haftaya böyle Zaten güzel bir programla başlangıç yaptık. Yarın tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.